Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıratı. 2. Hızır Hayrettin Bey, cümlemizin hal ve hatırını sorup izzet ve hürmet eylediniz. Taamlar yenildi, dualar edildi. Şerbet ve kahvelerden sonra keyifler tamam oldu. Şimdi de bizi buraya niçin çağırdığınızı buyursanız. Efendiler, muradım sizinle bir meşveret eylemektir. Ne buyurursunuz? Pek güzel ya Emir el Mücahidin. Buyurunuz. Rabbimiz bize hayırlar buyura. Efendiler, ben fakir, aciz, biçare bir günahkar kulum. Estağfurullah sultanım. Beldenize bir alay mücahit gazi ile geldim. Hamdolsun kadir olduğumuz kadar mamur ve abad eyledik. Şehrinizin saadet ve emniyeti için yapılacak bir şey kalmadı. Şimdi bana izin veriniz. Varayım, asıl vatanıma gidip yerleşeyim. Ömrümü rahat içinde geçirip duacı olayım. Olmaz olur mu böyle şey? Ey mücahidin reisi. Buyurunuz ya Ahmet bin Kadi. Buyurunuz. Ne olaydı da senin bu sözlerini işitmeyeydik. Bu beldeyi evvelallah sonra sen ihya eyledin. Bu kadar ümmeti Muhammed senin mübarek teşrifinle istirahat eyleyip emniyet içinde asude hali oldular. Allahü Teala senden razı ve hoşnut olsun. Bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Sen gelmeden evvel burası çok karışıktı. Ticaret yoktu, ordu yoktu. Şehirde müdafaa için bir tek top bile yoktu. Bugünse 400 topumuz var. Asayiş temin edildiğinden ticaret canlandı. Ta Gırnata'dan bu cesur Endülüslüleri getirdiniz. Onlar hamdolsun bizimledir. Hal böyleyken bizi bırakıp içimizden çıkıp gitmene razı değiliz. Yok, eğer elbette giderim dersen yarın Ruz-i Mahşer'de yakanı elimizden kurtarman mümkün olmaz. Senin adın bile bizim için bir siperdir. Sen yanımızda oldukça biz hiçbir kafirden korkmayız. Eğer bizi terk edersen onlar bizi yine esir edecektir. Bizim emniyetimiz için sen lazımsın. El Cezayir ahalisinin evvela Allah'tan sonra senden başka hamisi yoktur. Eğer gidersen onların başına neler gelmez. Sen herkesin kalbini kazandın. Kimse senin yerini tutamaz. Senin burada kalman, şehri idare ve lazım geldiği vakitte müdafaa etmen Allah katında amellerin en makbulüdür. Biz seni severiz. Seni bırakmayız. Evet. Allahü Teala cümlenizden hoşnut olsun. Ben günahkar bir kulum. Hepsi sizin iyiliğiniz içindir. Ama madem benim gittiğimi istemezsiniz, benim ağrıma, acıma yardım etmeniz lazımdır. Baş üstüne, elbette. Hayrola, acınız nedir ya emir? Ben sizin aranızda bir ecnebi olmaktan başka bir şey değilim. Dini İslam'a hizmet etmekten gayrı bir arzum da yoktur. Tek hakimse gökleri ve yerleri yaratan Allah'tır. Efendiler, Telemsan Bey'i İbni Hamud'un hakkımızda fitne kazanı kaynatıp durduğunu bilirsiniz. Bize karşı kafiri tahrik etti. Ona kalsaydı bugün El Cezayir kafirlerin murdar ellerindeydi. Ama Cenab-ı Kibriya yardım etti, bu haini utandırdı. Elhamdülillah. Şükürler olsun. O utanmazın biridir. Şimdilerde Tunus Bey ile birlikte ihanet hesaplarlar. Tunus Bey'i onun kadar kabahatli değildir. Fakat onun niyetleri de şüphelidir. Ona karşı Allah'a sığınıp hüsnü niyet göstermekten başka ne yapabilirim? Telemsan Bey ile bizim müşküllerimizi arttırmak için durmadan çalışırlar. Çare nedir ya Reis el Mücahidi? Çare şu. El Cezayir'i evvela Allahü Azimüşşan'ın sonra da fetihten fetihe at koşturan Sultan Selim Han'ın himayesine teslim etmek. Evet. Ya böyle vilayetin padişah vilayeti olduğunu kabul edersiniz de niçin hutbeyi Fas Sultanı üzerine okutup sikkeyi de onun adına kazdırırsınız? Bu insafa layık mıdır? Bir vilayet üzerinde padişah nazarı olmadıktan sonra
O vilayetin hali neye varır? Sen bilirsin ya emir. Benim bildiğim odur ki bu cuma hutbeyi Şevketlu Gazi Sultan Selim Han diye okuturuz. Sikkeyi de onun üzerine ederiz. İşte benim bildiğim bu. Şimdi kendi aranızda bir divan toplayıp müşavere edin. Kararınızı tiz vakitte bana bildirin. Peki paşam. Düşünelim. Hadi efendiler kalkın. Dualarımız seninle, gönlünü hoş tut. Güle güle gidiniz ya şeyh. Gördünüz mü? Padişahına ne kadar bağlı ve itaatlidir. Bir başkası olsaydı padişahlık davasına kalkardı. Ne demişler? Asil azmaz, merdi kamilden hata gelmez. Efendiler, şimdi Selim Han'a bir arzuhal yazalım. Evet ya İbni Kadi. Onun doğruluğunu, iyiliğini, adaletini, bahadırlığını bir bir yazalım. Yalnız nameyi İstanbul'a nasıl göndereceğiz? Kim götürecek? Şimdi kafir tekneleri mektubun İstanbul'a vasıl olmasına mani olmaya çalışacaktır. Götürse götürse Hacı Hüseyin Ağa götürür. Hacı Ağa akıllı ve tedbirli bir kimsedir. İnşallah önüne küffar çıkmaz. Padişah efendimiz demiş ki Hızır reis Nasreddin ve Hayreddin'dir. Hayreddin lalam düşmanlar üzerine daima muzaffer olsun. Mehmet Ağa bu kaçıncı anlatışın? Ezberledik gayri. Sonra da demiş ki iş bu kılıcı lalam Hayreddin Paşa'ya götür. Ona bergüzarım olsun. Din düşmanlarına Allah aşkına gazalar eylesin. Sancak ile Filandra'yı yanından ayırmasın. Ne zaman açarsa galip ve mansur olsun. Hak Teala iki cihanda yüzünü hak eylesin. Bire ne densüz herifsin. Sevincimi kursağıma bıraktın. Sen şuraya bak. Cezayir bayram yerine döndü. Şuraya bak. Herkes ne kadar sevinçli. Geceler bile gündüze benzer. Her yanda ateşler yanıyor. Şerbetler, şuruplar. Bayram bu, bayram. Reisim görür müsünüz? Hepsi sizin için toplanmıştır. 3 gün 3 gecedir böyle eğlenirler. Şşş, reis değil, paşa. Hızır reis artık bir Osmanlı paşasıdır. Şey, alışmışız işte. Görürüm Mehmet'im, görürüm. Bir zaman evvel kafir zulmünde inleyenlerle şimdi gülenler aynı kişiler. Allah'ın yüceliğine bak. Ah, oruç ağam da bugünleri göreydi. Paşam, artık herkes elindeki taşı bırakıp başını hırkaya çeker. Öyle deme aydın. Eski meseldir. Su uyur, düşman uyumaz. Kürekleri daha sessiz çek Umar. Türkler sesimizi duyabilir. Hızlı çek. Sessiz çek. Kolaysa gel sen çek. Daha gelmedik mi Garcia? Çok yoruldum. İşte. İşte Penon Kalesi göründü. Şu sislerin arasındaki kale mi? Evet o. Burçta dalgalanan bayrağımızı görmüyor musun? Şuraya bak. Şuradaki Cezayir değil mi? O burçlarda da Barbaros'u sancağı dalgalanıyor. Ne kadar yakınlar birbirine. Bir top atımı bile değil. Şşş. Kumar sessiz ol. Türkler duyabilir. Cezayir'e yakın olduğu için Penon Kalesi'ne geldik ya. Oradan Cezayir'e
Barbaros'un tam yüreğine vuracağız. Cezayir'e ne zaman geçeceğiz? Penon'da kale komutanından Cezayir hakkında bilgi aldıktan sonra Telamsan Bey'in yanına gideceğiz. Barbaros'a öyle bir isyan hazırlayacağım ki. Nasıl yapacağız bunu Asil Şövalye? Penon'da altınlar bizi bekliyor Komar. Unutma, paranın satın alamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, para ve saltanat hırsı. Telamsan ve Tunus beylerinin bizimle olmalarının tek sebebi bu. Gayemiz için onlara katlanacağız genç şövalye. Barbaros'u öldürene kadar onları kullanmaya devam edeceğiz. Şövalyem. Ne var yine Koma? Size bir şey soracaktım. Sor, sor bakalım ne soracaksın. Hani sizinle Barbaros'a elçi olarak gitmiştik. Orada Barbaros sizin adınızı sormuştu. Tam ben Garcia'dır, Oruç Reis'in başını koparan kahramandır diyecekken... siz adım Carlos'tur diye sözümü kestiniz. Neden? Neden böyle hareket ettiniz Şövalye Garcia? Onu daha fazla korkutmak istemedim de ondan. Korkak. Ölmüş Oruç'un başını herkes keserdi. Yaşarken sokusaydın ya. Komar bak. İşte kaleden 3 ışık yandı. Hadi biz de işaret verelim. Sonun yaklaşıyor Barbaros. Hadi Komar, ben ona çıkalım. Sonra? Yandı, söndü. Vah garibim vah. Kim bilir şimdi ona neler gözüküyor. Karanlık. Buramem. Karanlık. Karanlıktan iki kişi giriyor. Işıklar yanar. Işıklar söner. Karanlıktan iki kişi gelir. Çok karanlık. İnşallah şifa bulursun, aklın yerine gelir. Ne diyeyim sana gayri? Yanar söner. Buraya Mehmet. Uğraşma şu gariple, gel buraya. Hadi babam, hadi babam, sen işine git. Ben de paşamın yanına gideyim. Yansın. Dünyadır. Buyur paşam. Bakan Mehmet. Ustabaşı bir tekne daha bitirdi, görmez misin? Görürüm paşam, görürüm de bakamam. Neden bakamazsın bre Mehmet reis? O tekneye binip de gaza eylemedikten sonra neye yarar paşam? Bir vakit gelecek, binip seferlere gideceksin. O vakit ne zaman gelir paşam? Bekle de gör. Her şeyin bir vakti, bir saati vardır. O gelmedik de hiçbir iş edilemez. Baka Mehmet, Telamsan Bey'i saklandığı delikten olmadık herzeler yer durur. Biz bir an buradan ayrılsak Cezayir'e gelip oturur. Gene ümmeti Muhammed'e zulme başlar. Hal böyleyken nasıl gidersin deryaya? Haklısın paşam. Tunus Bey'i ile mektuplaşıp dururmuş. Tunus Bey'i. Aramızda bunca dostluk, nice hukuk vardır. Bilirsin Mehmet, merhum Oruç Ağam ve Dilaver gazilerle önce Tunus'a gelmiş, küffarla cihad edip ganimet almıştık. Bu mal ile Tunus mamur olmuş, kendisi de mal ve hazineye malik olmuştu. Ama bu iyiliklerimiz unutulmuş demek. Bu iki bey başımıza epey müşkülatlar açacak paşam. Şu Telamsan Bey midir nedir? Bizi sevmez, adam yerine komaz, aleyhimizde olmadık sözler eder. Ya Rab! Şol zalimin elindeki fırsatı bana müyesser eyle. Şerrini Müslümanların üzerinden kaldırıp onun vilayetini de nurunla aydınlatayım. İnşallah paşam, inşallah. Ama o korkak yek başına bir iş edemez. Ardında mutlaka İspanyol keferesi vardır. Haşmetli kralın eski dostumun beni yalnız bırakmayacağını biliyordum.
sizi bana gönderdi. Hoş geldiniz şövalyeler. Hoş geldiniz dostlarım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sofraya oturun. Buyurun, buyurun. Bu sofra Mağrib'in en zengin sofrasıdır. Hey, yemek getirin bize. Dostlarım, bilseniz beni gelişinizle ne kadar memnun ettiniz. Şu dünkü korsan Hızır şimdi Hayrettin Paşa oldu. Sultan Selim onu Cezayir'e beylerbeyi nasip etmiş. Bununla ızbandutluğu zamanında söyleşilmezdi. Nerede kaldı ki şimdi Hatlı Humayun'la beylerbeyi olduktan sonra? Hem de padişah bir cevahir taş oturtma kılıç hediye göndermiş. Herif kahveti artırdı, dikleşti. Yesenize dostlarım, hadi gel şövalye, yiyin, yiyin. Doyduk efendim. Hayatımda böyle zengin sofra görmedim. Şövalyenin kadehini şarapla doldurun. Ah dostlarım, ah. Bu herif bana büyük beladır. Kardeşlerinin ve bütün Türk askerlerinin ölümüne ben sebep oldum. Benden mutlaka intikam almak isteyecektir. Soğuk bu yemek. Çabuk ısıtın şunu. Biz doyduk sultan. Teşekkür ederiz. Ne diyordum? Çaresizlik. Onu düşündükçe iştahım kaçıyor. Yemeden içmeden kesiliyorum. Hadi getirin şu yemeği, hadi. Korkma. Biz senin için geldik. Derdinin çaresi var. Dostlarım, söyleyin nedir çare? Biz buraya gelirken perona uğradık. Buradaki casuslarımız her şeyi öğrenmişler. Bize öğrendikleri her şeyi anlattılar. Çare şu. Hızır'ın valileri Ahmet İbni Kadi ile Muhammed bin Ali'yi elde etmek. Onları para vaadiyle isyana teşvik etmek. Doğru. Ey dostlarım, bunlar nüfuzlu şeyhlerdir. Eğer onlar birbirine düşerse biz uzaktan seyrederiz. Onları buraya çağır ey sultan. Evet. Ahmet İbni Kadi buraya yakındır. Çağırırsak hemen gelir. Hemen çağıracağım. Yalnız sizi burada görürse olmaz. Merak etme. Biz şu perdenin arkasına gizlenir. Sizi dinleriz. Hey! Derhal Şeyh İbni Kadı'yı çağırın. Baş üstüne sultanım. Hoş geldiniz ya Şeyh. Ehlen ve sehlen. Eyvallah, eyvallah. Bizi istemişsiniz ya emir. Tunus Bey ile benim müşterek bir sıkıntımız vardır ya Şeyh. Sizinle müşavere etmek dileriz. Buyurun ey emir, söyleyin. Eski haydut şimdi Cezayir'e paşa oldu ya Şeyh. Korkarız ki bizi rahat komaz burada. Önce şunu söyleyeyim size. Her kim Hayrettin Paşa'nın hakkında kem söz ederse o benim düşmanımdır. Evet, şimdi söyleyin. Benden ne istersiniz? El birlik edip Hayrettin Paşa'yı ara yerden kaldıralım. Türk kısmından bir fert komayalım. Demek bu işin içinde Tunus Bey de var. Tunus Bey'i hayınına Hayrettin Paşa'nın ne zararı dokundu ki şimdi onun kuyusunu kazar? İyi ama şimdi o burada zevk-i sefa içreyken bizim bu halimiz nedir? Evvelden cefasını çekti, şimdi sefasını sürsün. Afiyet olsun. Onun bütün ömrü din için deryada geçti. Kılıcı ekmeğidir. Her kim haset ederse varsın Hayrettin Paşa gibi yüz aklı eylesin de muradı maksadına nail olsun. Ya Şeyh, nasıl olur da bir derya haramisini bize met edersin? Tutalım ki evvelden öyleymiş. Ama bugüne bugün padişahın bir veziri alişanıdır. Eğer sonumuz hayırlı olsun, iki dünya saadetine erelim derseniz onun hayır duasını almaya çalışasınız. Bu adam şeyi kandıramayacak galiba. En iyisi onu öldürmek. Sizin gücünüze giden şey bana malum oldu. Bir Türk'ün
Cezayir'e başbu olup oturmasını kıskanırsınız. Neyse, biraz daha sabredeyim. Belki ikna edebilirler. Bilirsiniz ki babam alim ve fazıl bir kişiydi. Bana bir gün şu nasihatı etti. Bak oğul, şöyle belli ki bir gün şark tarafından iki karındaş gelse gerektir. Büyünün adı Harfi Savm ola. Sen onunla buluşup ondan çok hayır göresin gerek. Ve küçük karındaşın adı Hayır ola. Ondan dahi hayır göresin. Lakin şeytanın hilesine aldanma demişti. Tam dediği gibi geldi çıktı. Harfi Savm'dan Murat Oruç Reis'tir. Merhumdan çok iyilikler gördüm. İşte ismi Hayır'dan Murat Hayrettin Paşa'dır. Şeytan hilesi ise siz iki şeytansınız. Kandıramadılar. Kandıramadı beceriksizler. Ama bilirim ki siz bunları kendi başınıza düşünemezsiniz. Ardınızda İspanyol keferesi vardır. Ondan kuvvet bulup bu işleri çevirirsiniz. Birazdan görürsün sen İspanya kimin ardındaymış. Sizin gibi küfranı nimet edecek halim yok benim. Allah-u Teala düşmanlarını baş aşağı eylesin. Yani teklifimizi reddediyorsun. Evet, benim ona duadan gayrı işim yoktur. Hak Teala kemlik düşünenleri hor hakir eyliye. Ben gidiyorum. Beceremedin. Şimdi de öyle bıraktın, gidiyor. Gitsin. Ondan bize hayır. Gitsin. Evine mi gidecek sanki? Doğru Barbaros'a gidecek. Doğru. Onun bu tuzaklardan haberi olursa mahvolduk. Hemen bir şeyler yapmalıyız dostlarım. Sen dur. Şimdi ben onun hesabını görürüm. Yüzün sapsarı oğlum. Yıkasana yüzünü. Hadi yavrum. Yıka yüzünü, yıka. Adam, adam, çekil önümden. Yıka yüzünü, yıka. Ey biçare adam, neler söylersin? Al, al garibim. Al şu ırkamı üstüne ört. Al. Ört, ört, ırka. Ört. Biçare nasıl da sevinir. Ya şey. Ha? Bekle ya şey. Size bir şey vereceğim. Ne vereceksin? Durun, durun. Yaklaşın iyice. Bu kefere kılıklı tahta bacak ne ister ki bizden? Söyle bakalım, ne vereceksin? Bir hançer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Her gece karışık rüyalar görüyorum Mehmet. Paşam, benim de içimde bir sıkıntı, bir keder vardır ki yüreğim işlemez. Diğer cengaverler de öyledir. Cezayir ahalisinde de bir tuhaflık var. Görürüm ki hepsi bir telaş içre. Paşam, bizim burada işimiz ne? Vatanından, anasından, yarinden ıraktır bunca Leventler. Bu diyarda melul, mahzun, kimsesiz kalmışlardır. Koca adam olmuştur bizim oğlan. Eli kılıç tutar olmuştur. Allah bağışlasın aydınım. İsmi nedir oğlunun? Bilmem ki paşam. Hiç görmedim. Memleketten ayrıldığımda henüz doğmamıştı. Bre gafil. Erkek olduğunu nereden bilirsin öyleyse? Bilmem. Öylesini çeker gönlüm. Öyle hayal ederim. Bir gün kavuşursun inşallah. Bütün gazi leventlerimden Hak Teala razı olsun. Şu sıkıntıda olmalarına rağmen insan şöyle dursun. Bir karınca dahi incitmezler.
bu mertebe adaletle hareket ederler. Onlar ki bir alay gönüllü askerdir. Ayıp etmeyi murad etseler edemezler mi? Bizim bir teknemiz varsa Akdeniz'deki cümle tekneler Leventlerindir. Allahü Azimüşşan Habibi Ekrem'i hürmetine karada ve denizde asakiri İslam karındaşlarımızı düşman üzerine mansur ve muzaffer eyleye. Amin ya Rabbel Alemin. Amin. Bakın ey oğullar. Yolunca gidilirse düşman İslam'a hiçbir şekilde zafer bulamaz. Mağlup olursak bilin ki kusur hep bizdedir. Gene o divane Mehmet. Gene bir şeyler sayıklıyor. Evet paşam. Oruç reisimin şehadet haberi gelmeden önce de böyle sayıklamıştı. Öldü o demişti. Güneşi vurdular. Ağamın güneş rengi sakalları vardı. Kuşlar uçuştu demişti. Kan akıyor sular demişti. Ki ağam nehrin kenarında vurulmuş. Kanı nehre akmıştı. Kimin deli, kimin veli olduğunu Allah bilir. Acayip, acayip iş ve selam. Çağır şu garibi Mehmet. Baş üstüne paşam. Garibi getirdim paşam. Üstündeki hırkaya baksanıza. Bu hırka Şeyh İbni Kadî'nin değil mi? Ne arar ki bu divanede? Üşümesin diye vermiştir herhal. Ne diyorsun be adam? Kim öldü? Mehmet, bunda gene bir iş var. Konuşturmamız gerek. Desteği olan şeyhi de ortadan kaldırdım. Şimdi saldırıya geçebiliriz. Hayır. Şeyhi arkamıza alsaydık belki olurdu. Fakat şimdi şeyh öldü. Cezayir ahalisi bize arka çıkmaz. Varsın çıkmasın. Senin askerin ona yeter. Hem bu sizin son şansınız. Yoksa Barbaros tahtınızı elinizden bir kez daha alacak. Eğer bu Diavalo'yu ortadan kaldırırsanız Haşmetli kralımız sizi ihya edecektir. Ama yok, eğer biz Barbaros'tan korkuyoruz derseniz siz bilirsiniz. Bunun karşılığını da yine kralımız verecektir, merak etmeyin. Sizler yanımda olacak mısınız? Her zaman. Daima. Öyleyse dostumuzun menfaati bizim menfaatimizdir. Barbaros'u ve askerlerini esir edip dostumuz Carlos'a göndereceğiz. Sultanım, Cezayir'e hemen yürümeyelim. Önce Barbaros'a ait köyleri basıp yağma edelim. Şövalye, bu kadar askerim var benim. Bekleyemem. Hemen Cezayir'e yürümeliyim. Doğru. Ama Barbaros'u bir kere öldürmektense 1000 köz öldürmek iyidir. Eğer ona ait köyleri basıp yağmalarsak her an ölecektir. Şövalye, çok merak ediyorum. Bu kadar yaklaşmışken ona niçin gitmiyoruz? Siz İspanya'nın değil, kendi intikamınızı alıyorsunuz gibi geliyor bana. Delikanlı, hem Hristiyanlığın hem de kendimin intikamını alacağım. Hayatta olduğum müddetçe tek düşmanım var. Türkler. Şövalyem, onlara karşı bu hınç ve öfkeniz nereden geliyor? Uzun hikaye Gomar, çok uzun. Merak ettik şövalye, anlatın bize. Çok önceleri, seneler önce Endülüs'te Müslümanları sıkıştırmıştık. Allah Allah!
Gelsin de kurtarsın şimdi sizi. Allah'ım, yakacak bu adamları. Allah! Hala dönmeyecek misiniz Müslümanlıktan? Bakın, son kez söylüyorum. Dönen affedilecektir. Bizim haklarımıza sahip olacaksınız. Şimdi dönenler, yakılmak istemeyenler ortaya çıksın bakayım. Demek ortaya çıkan yok ha? Askerler, yakın ateşi. Şu ateşe bakın. Hepinizi yakacağız. Yok mu dönen? Ölüse sürün bunları. Bırakın onları. Bu da kim? Kim bu? Hüseyin! Kızıl sakal sen ha. Nasıl geldin buraya? Bırak hemen şu Müslümanları. Bırakmak mı? Sen kim oluyorsun da kendi topraklarımda bana emir veriyorsun? Burası senin denizin değil. Hristiyan İspanya'nın toprağı. Hayır. Burası Endülüslü Müslümanlarındır. Müslümanların mı? Hangi Müslümanların? Şunlara bak. Şimdi nasıl da yanacaklar. Sürün şunları ateşe. Bremelon. Ümmeti Muhammed'e bu mertebe zulüm ne mümkün ola ki cezasız kala. Kolla kendini. Kendi memleketimde bana kılıç çekme ha. Al öyleyse. Kalk hemen ayağa. Bacağım. Kalkamıyorum. Bacağımdan vurdum. Ayağım kaydı ve düştüm. Düştüğüm yerde ayağıma bir hançer saplandı, kalkamadım. Sonra bu barbaros yakacağımız bütün Müslümanları alıp buralara getirdi. Ama bacağımı iyileştiremediler. Kestiler. Şövalye, siz şuna kısaca bacağımın intikamını alacağım deseniz. Bacağımın değil, gururumun. İntikamını almaya yeryüzünde bir Müslüman kalmayıncaya kadar devam edeceğim. Zaten bacağımın intikamı alındı delikanlı. Nasıl? Nasıl mı? Oruç reisin becayı da kolunu, Telemsan da başını kesti. Fakat kardeşi Hızır da Oruç Reis'in koluna karşılık kol, başına karşılık binlerce baş aldı. Sizin bu Türklerle bir yakınlığınız mı var asil komar? Durmadan onları methediyorsunuz. Dostlarım, birbirinizle çekişmeyi bırakın. Bakın, köye yaklaştım. Askerler köyü sarsınlar. Hadi hızlanın. Bu köyde kimse yok. Geldiğimizi görünce kaçmışlar. Şurada biri var Garcia. Bakınız. Ben bu adamı daha önce de görmüştüm. Kaçıyor. Kaçıyor. Yakalayın. Yakalayın. Getirin şu adamı buraya. Hey sen. Seni Cezayir'de de görmüştüm. Burada ne arıyorsun, cevap ver. Yüzü sararmış o yüzünü tabi. Çek şu ellerini yüzümden pis herif. Anlat, burada ne arıyorsun? Köylüler nerede? Bana bak. Deliliğe vurma işi. Sus. Sus. Sus diyorum sana. Sus. Yapmayın şövalye.
delinin biri o. Öldürmeyin. Allah! Paşam. Dalmışsınız. Ulubatlı'yı mı görürsünüz yine? Hayır aydınım. Ulubatlı'yı değil. O biçare adam. Gülmesi, ağlaması bir türlü gitmez kulaklarımdan. Şeyhi niye öldürdü acaba? Aklım ermedi aydın. Hele bir gelsin anlarız. Nerede kaldı Mehmet Reis? Bulup getiremedi şu zavallıyı. Bizim memlekette bir deli kadın vardı. Gözlerini kocaman kocaman açar, geliyorlar diye ağlardı. Kimler? Herhal iyi saatte olsunlar paşam. Aydın, bu halde bile güldürdün beni. Allah da senin yüzünü güldürsün. Amin ya Rabbel Alemin. Ah, oğlumu bir görsem dünya gözüyle. Yüzüm güler o zaman paşam. İnşallah görürsün oğul. Sen oğlunu, biz de bütün alemde İslam sancağının dalgalandığını görürüz inşallah. Mehmet geliyor galiba. Aydın. Aydın. Duyuyor musun o adamın hıçkırıklarını? Hayır paşa hazretleri. Adamın hıçkırıklarını değil ama ayak seslerini duyarım. Paşam. O garibi bulamadım. Ama size bunu getirdim. Kim bu Mehmet? Şu bize gelen tüysüz kafir elçisi değil mi? Beni paşam. İspanyol şövalyesi. Gomar efendim. Peki burada ne ararsın Açelebi? Sizi teslim almaya gelmiştim. Teslim almaya mı? Evet, teslim almaya. Lakin teslim olmaya karar verdim. Bu nice iştir efendi. Doğru dürüst anlatsana. Anlatayım senyor kaptan. Biz buraya Şövalye Garcia ile birlikte geldik. Doğru Tlemcen Bey'in yanına gittik. Demek beyleri kandırıp şeyhi öldüren Garcia'ydı ha. Vah. O zavallı divanenin de günahını aldık. Senyor, Garcia o adamı da öldürdü. Zaten onu öldürmesine dayanamadım. O yüzden yanından ayrılıp size geldim. O melunu yakalar cezasını veririz inşallah. Mehmet, gaziler tiz hazır olsun. Gazamız vardır. Bu çelebi bize yolu göstersin. Baş üstüne paşam. Ne? Demek kaçtınız ha? Hadi söz vermiştin Garcia. Onun başını bana getirecektin. Haşmet Mehmet. Tlemcen Bey'i ve askerleri Hayrettin Paşa geliyor diye kaçınca yapacak şeyim kalmadı. Sen ey İbni Hamud. Niye kaçtın o hayduttan? Biz hep senin yüzünden Barbaros'a bu kadar ölü ve esir verdik. Hangi yüzle geldin karşıma? Kral Hazretleri. Kardeşim Mesut Barbaros'un yanına sığınmış. Barbaros kendisi başta olmak üzere Tlemcen diye yola çıkmış. Askerler bunu duyunca korkup dağıldı. Bana kalsa dövüşürdün. Kes! Dövüşseydin ya. Niye dövüşmedin? Ya sen Garcia? Sen nasıl şövalyesin? Bir haydutla başa çıkamadın. Daha bitmedi Haşmet Mehmet. Ben yine döneceğim. Bir gün mutlaka onun başını size getireceğim. Hep aynı laflar. Hep aynı. Size güvenmekle hata ettim. Koca bir donanmayla gittiniz, boş geldiniz. İki kişiyle mi yeneceksiniz Barbaros'a ha? Sahi Gomar nerede? Nerede Gomar? Utancından huzuruma gelemiyor mu yoksa? Gomar bize ihanet etti efendim. Ne? Sen ne diyorsun? İhanet efendim, ihanet. Harpten kaçtı, Barbaros'a gitti. Olamaz. Korkak sultan. Sen söyle, doğru mu bu? Maalesef doğru. Ah, Barbarossa haydudu. Adamlarımın başını alırdın, şimdi kalplerini de mi almaya başladın? Haşmet mi? Hem Barbaros'un hem de Gomar'ın başını getireceğim size. Söz veriyorum. Bak Garcia,
Bu sefer de elin boş dönersen eğer... ölümlerden ölüm beğen kendine. Boş dönmeyeceğim efendim. Hani bre düşman kandedir. Mehmet, sor bakalım şu köylüye nereye gitmiş Telemsan Bey ile ol melun Garcia. Baş üstüne paşam. Seyor, sizin geldiğinizi öğrendilerse soluğu İspanya yakasında almışlardır. Peki sen niye kralına gitmedin de bize geldin? Bilmiyorum seyor kaptan. Bir gizli kuvvet çekti beni size. Teslim olmaya geldim. Bize teslim olman seni yükseltmez de alçaltmaz da. Ama Cenab-ı Hakk'a teslim olursan yücelirsin. Ona teslim ol. Müslüman ol. Kaçmışlar paşam. Ol kafir de Tlemcen Bey'i de İspanya yakasına kaçmış. Köylüler böyle der. Bire medet Hayrettin Paşa gelir diye soluğu İspanya'da almış. Biz Cezayir'de sarayımızda otururken onlar kaçmış. Boş yere dememişler ki... kişi namıyla işler işi, namsız bir pula değmezmiş kişi. Dönelim artık gaziler. Hey Gomar, bizimle kalmak mı yoksa İspanya'ya gitmek mi dilersin? Hani biz 40 kadırgayla Cezayir'e gelmiştik. Ne olmuş? O zaman yanımdaki tahta bacaklı şövalyenin adını sormuştum. O size yalan söylemişti. Yalan mı söylemişti? Evet, onun asıl adı Carlos değildi. Peki neydi? Garcia. Garcia. Tamam. Seneler evvel Endülüs'te elimden kaçırdığım şövalyenin ismi de Garcia'ydı. Evet, işte o oydu. Fakat onun bacağı sağlamdı. Ne olmuş ki? Hatırlamıyor musunuz senyor? Dövüş günde sizin Garcia'da bıraktığınız bir hatıradır o tahta bacak. Hangi dövüş gününde bre Çelebi? Garcia Müslümanları tam yakacakken sizin karaya çıkıp onunla dövüştüğünüz gün. İşte Garcia o dövüşte kaybetmiş bacağını. Ne dövüşü bre Çelebi? O gün ne kavga ne de dövüş oldu. Sizin askeriniz bizim sancaklarımızı görünce kaçmıştı zaten. Hiçbir mukavemet görmeden karaya çıktık. Müslümanların başında bu zalim Garcia vardı. Hala zulmetmeye çalışırdı. Allah deyip savurdum kılıcımı, o da kaçmaya başladı. O ellerinde kanlı kılıçlar, boyunlarında kara salipler taşıyan askerleriniz erce çıkmadılar ki karşımıza dövüş olsun. Biz de Müslüman karındaşlarımızı teknelere koyup Tunus'a getirdik. Kanlı kılıçlar, kara salipler, kara salipler. Dinle evlat, sen bize elçi olarak geldin. O zaman yüzündeki saflığı, güzelliği gördüm. Kendi kendime dedim ki, şu Müslüman olsa kim bilir daha nice güzel olur. Şimdi anladım. Alın öyleyse. Dur bre kafir, ne iş edersin? Paşam kollayın kendinizi. Telaşlanma Mehmet, telaşlanma. Çek elini kılıncından. Bak şövalye Gomar boynundaki salibi çıkarıp attı. Oh, ben de sandım ki size kılıç çekecek. Kusura kalma Signor Gomar, günahına girdim. Gomar değil, Ömer adım bundan böyle. İsmim Ömer. Ömer. Ne? Dur Ömer karındaş, nereye? Bırak gitsin. Kuş kadar hafiflemiştir şimdi. Dolaşsın azıcık. Gelince döneriz. Döneriz. Cezayir'e, saraya. Ne o Mehmet karındaş? İçin mi yanar? Yanar ki ne yanar paşam. Dalgalardan, derya rüzgarından Irak çöl kavurdu içimizi. Bre gafil karındaş. Benim içim yanmaz mı sanırsın? Ben teknemi saraylara değişmem ki. Amma ne çare. Burada padişah adamlığı vardır. Reis. Affet paşam. De bre Mehmet. Reis de. Biz o bildiğin Hızır Reis'ten gayrısı değiliz. Sen deryada Hızır Reis'imiz, karada Hayrettin Paşa'mızsın. Amma ki bu gönül Hızır Reis'i ister işte. Mehmet. Sen benim yaramı deştin.
Ama iyi ettin. İşit şimdi beni. Seninle tekne hazırlayıp sefere çıkacağız. Endülüs'e varıp Müslüman karındaşlarımızın birazını daha getiririz buraya. Yaşa! Yaşa bereyiz! Hadi, hadi! Arlanmayı bırak şimdi. Dönelim hemen. Hey! Beni de! Ömer'i de bekleyin! Hayrettin Paşa'nın denizde olmasından yararlanan Garcia, Tlemcen'in başında bulunan Mesud'u kandırarak isyana teşvik eder. Mesud zulmünü arttırır. Bunun üzerine seferden dönen Hayrettin Paşa, İbni Hamud'un ve Mesud'un küçük kardeşleri olan Abdullah'ı yanına alarak Tlemcen'a yürür. Bunu duyan Mesud, geceleyin hisarın gizli kapısından kaçar. Hayatından bir daha haber alınamaz. Tlemcen ahalisi ikiye ayrılır. Kimisi cenk etmekten yanayken, bir kısmı da Hayrettin Paşa'ya teslim olmaktan yanadır. Sonunda Hayrettin Paşa'ya gizlice haber yollayıp Tlemcen'in anahtarlarını verirler. Paşa Tlemcen'i az bir kayıpla alır ve Abdullah'ı Tlemcen'a bey tayin eder. Garcia kralına bir kez daha boynu bükük döner. Ama içindeki intikam ateşi hala sönmemiştir. Barbaros'un başını kralına götürmek için yine Tunus'a gelir. Tahta bacaklıya bakın. Hiç de bizden birine benzemiyor. Evet evet, ne garip adam bu. Nereye gidiyor acaba? Bakın bakın, beyimizin sarayına gidiyor. Allah Allah. Bu kafirin beyimizin sarayında işi ne? Yine Hayrettin Paşa hakkında bir dolap çeviriyorlar ama ne? Allah paşamızı düşmanın şerrinden korusun. Amin amin. Allah onu ve askerini kafire karşı daima üstün kılsın. Kim o? Açın kapıyı. Beyinize haber verin. Ben Garcia'yım. Beni bekliyordu. Oo, hoş geldiniz. Senyor Garcia'sınız değil mi? Evet. Adım Alfred Garcia. Hoş geldiniz. İspanya'dan geliyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Yok yok, korkmayın korkmayın. Bu benim aslanım Kızıl Ejder. Gelin yaklaşın lütfen. Göründüğü kadar vahşi değildir. Aslanım, güzel ejderim benim. Al bakalım ceylan eti. Hadi doyur karnını iyice bakayım. Gelin şu sedire oturalım birlikte. Yorulmuşsunuzdur. Sizin de karnınız acıkmıştır değil mi? Şöyle buyurun lütfen, soframız hazır. Yemeğimiz soğumak üzere şövalyem. Buyursanıza. Yok, korkmayın canım. Korkmayın. Bir şey yapmaz demiştim. Korkmuyorum. Sadece sevmedim bu hayvanı. Bu kızıl tüylü hayvan. O kızıl sakalı hatırlatıyor bana. Seveceksiniz, seveceksiniz. Yesenize şövalye. Çok hoşumuza gidecek eminim. Bu pis şey de nedir? Hayır, bakın biz buna hurma deriz. Çok lezzetli bir şeydi. Bu çöl meyvelerini sevmem. Bırakalım şimdi bunları, Barbaros'a gelelim. Onu yemekten sonra konuşalım isterseniz. Hayır, bir an önce harekete geçerek Barbaros'u yok etmeliyiz. Gördünüz mü şövalye? Kızıl Ejder bile onun ismini duyunca sinirleri verdi birden. Yemekte ondan söz etmeyelim isterseniz. Buyurun. Bir hurma daha yerseniz hayır, iyi olur. Hayır,
Hayır. Pekala. Barbaros şimdi Cezayir'de krallar gibi saltanat sürüyor. Gemileri Akdeniz'de donanmalarımızı gezdirmiyor. Her gün başka bir limanımız, başka bir adamız yanıyor. Hem de o bunları sarayında otururken yapıyor. Garcia, hiç açmayayım bu konuyu, ne olur. Hiç açmayayım. Bu benim için inanılmayacak bir hadisedir. Daha pek uzak olmayan günlerin birinde bu adam gemisiyle ve bir avuç denizcisiyle çıka geldi. Tutunacak dalı yoktu. Ona yer verdim. Ama bu adam şimdi bütün Berberistan'ın sahibi. Kudret, zenginlik, mehabet, şan hep onda. En cesur insanlar onun bakışına tahammül edemiyor. İradesine karşı koyamıyorlar. Hatta İspanya üzerine sefer etmeyi bile düşünürmüş. Cenina sarayına tükenmez hazineler akıyor. Ey Tunus Bey'i, şimdi işimiz ona hayran olmak değil. Hemen harekete geçmemiz lazım. Ah şövalye, ah! Neler yapmadım ki neler. Onun şark valisi olan Kadıoğlu'na mektup gönderdim. Aa, çok güzel. Kadıoğlu Türkleri hiç sevmez. Evet ama o bana şart koştu. Nedir şartı? Cezayir'e Hayrettin'in yerine sultan olmak. Olsun. O bizim dostumuzdur. Ama hemen kendisiyle ittifak etmeliyiz. Bir mektup daha yazalım. Pekala yazalım ama ne yazacağız? Biz bu taraftan, o da kendi tarafından harekete geçsin. Felisa dağlarının eteklerinde buluşup Barbaros'un üzerine yürüyelim. Tamam şövalye. Şu Hayreddin'in ara yerden kaldırılması için yapmayacağım şey yok. Askerlerimi derhal toplayıp Felisa dağlarına gidiyoruz. Kızıl Ejder, sana Hayrettin'i bizzat ben getireceğim. Hey, Gomar karındaş. Bana bak deli ağa, inat olsun diye Gomar deme. Elhamdülillah ben de senin gibi Müslümanım artık. Ve ismim de Ömer. Tamam tamam, kızma Ömer karındaş. Hayrettin Paşa bizi yanına çağırmış. Bırak Derya'yı seyretmeyi de gidelim. Hadi kalk. Derya'yı değil, üzerindeki gemiyi seyrediyorum. Hangi gemiyi karındaş? Padişahın paşamıza hediye ettiği gemiyi. Ben hayatımda böyle güzel tekne görmedim. Bredensüz, sen şevketli padişahımız Sultan Selim Han'dan nasıl böyle kuru kuru padişah diye bahsedersin? O bizim efendimizdir. Halife-i Ruhi Zemin'dir. O bütün Müslümanların reisidir. Bundan böyle padişah efendimiz diyeceksin. Deli ağa, bunca düşmanla harp edersin. Sinirlenmezsin de böyle ufacık şeylere sinirlenirsin. Baka Ömer karındaş. Şu Osmanlı milleti karada ve denizde neden böyle hakimdir bilir misin? Neden ağa? Senin ufacık dediğin şeyleri mühimserler de ondan. Anladım, bildim. Gördüm ağa. Ben seni kızdırmak için öyle söyledim. Bredensiz. Sen kim, beni kızdırmak kim? Ben senin gibilerinin lafına bakarak kızar mıyım hiç? Ömer. De ağa. Bak, bir vakittir aklıma gelir de soramazdım. Ne gelir daha? Sen bizim lisanımızı nasıl bu kadar güzel konuşursun? Bunu anlayamam bir türlü. Nasıl mı? Seni buraya çaşıt olarak göndermek için Türkçe mi öğrettiler sana? Söyle, bir İspanyol nasıl bu kadar güzel Türkçe konuşabilir? Söylesene Ömer. Bak ha, işte Cenina Sarayı. Hadi paşamızın yanına varalım. Bekletmeyelim paşamızı. Hoş geldiniz oğullar. Hoş bulduk paşam. Gaziler, sizinle bir müşavere etmek dilerim. Oturun şöyle. Son zamanlarda kulağıma kötü haberler gelir oldu. İşittim ki Tunus Bey ile Kadıoğlu bozuk fikirleri birbirine mutabık düşüp ihanet hesaplarlarmış. Şu Tunus Bey'ine bakın. Daha eski ettikleri kalbimizden çıkmadan bir de Kadıoğlu'yla birleşip fitne kaynatır. Beli paşam, işleri güçleri bize hile düşünmek bunların. Sen ne dersin Ömer Reis?
Bu işin gerisinde yine İspanya kralı ve onun adamı Şövalye Garcia vardır derim paşam. Evet, işte hakikat bu. Ben küfranı nimet haini Tunus Bey'ine ne kemlik eyledim ki durmadan benim aleyhimde çalışır. Kadıoğlu'ysa babası öldüğünden beri yüzümüze karşı sadakat gösterir, ardımızdan fitne çıkarır. Bu ikisinin benim arkamdan kuyumu kazması hep İspanyol keferesinin tahrikindendir. Ama her şey niyetle olur. Sakın sanma ki hain berhudar olur. Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur demişler. Böyle iki yüzlü dostlardan Allah-u Teala hazretlerine sığınmalıdır. Paşam, ben bu Garcia kafirini çok iyi tanırım. Bu adam koyu bir İslam düşmanıdır. İbni Kadi'yi öldürdü. Şimdi de oğluyla el birliği ediyor. Peki Kadıoğlu bu Garcia melununun babasının katili olduğunu bilmez mi? Bilse işbirliği yapar mı paşam? Evet, doğru. Bundan sonra her zamankinden daha uyanık olun. Başüstüne. Gaziler, size bir şey daha söyleyeceğim. Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Rüyayı kendi kendime tabir eyledim. Tabirime göre bazı kararlar aldım. Buna göre Tunus'tan İbni Kadiler'in memleketine giden yola 10 sipahi gitsin. Oraya vardıklarında yol